abicim, sizin hani bu sanatçılık sürecinde, bu fotoğrafçılık sürecinde bu tabii sizi işte ünlülerle karşı karşıya getiren ve çekmenize fırsat veren bu serüvende diyor bu takipçiniz. Bu fotoğrafçılık, yani biz fotoğrafçılara diyor, vereceğiniz altın tavsiyeler nelerdir? Aslında hani biraz önceden anlatmaya başladığınız şeyleri aslında ne kadar ihtiyaç duyduğunu da gösteriyor. Bu konuda bu genç fotoğrafçı takipçimize de tavsiye edersiniz. Ya şöyle söyleyeyim. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olduk ama arada bizi Biennale çağırıyorlar, işte dekandı, hocalarımızdı. Yeni öğrenciler bize soru sorsun. Hani okuldan mezun olmuş, piyasada 4-5 fotoğrafçı var, hani biliniyorlar. Biz Tamer Yılmaz'a, bana gittik mesela, aynı böyle sorular benziyor diye böyle anlatıyorum. Birkaç tane bizim okula da böyle zengin çocukları falan da girer, böyle sanata yönlendirirler, öyle bir modası da vardır okulun. Anladım ben soruların şeklinden. Yani biz nasıl ünlü olacağız, nasıl para kazanacağız da gidiyor. Yani sanatla ilgili muhabbet dönmüyor. Yani ben şeyi söyledim. Yani dedim ki buradaki öğrencilerde dedim, aileleri zengin değilse, böyle psikolojik bir bozukluğunuz yoksa, çünkü sanatçılarda eğer böyle şizofreniye yakın şeyler var da çok başarılı olurlar. Ailede para varsa istediğin halinde takılırsın. İstediğin şeyleri, istediğin fiyatı yazı rahat olursun. Orada da başarılı olma şeyi çok yüksek. Ya da dedim cinsel problemleriniz, yani cinsel sapmalarınız varsa bu tip adamlar başarılı oluyor. Ama bunun dışında bir şey yoksa bu kadar oluyor dedim. Yani eviniz, arabanız olur. Ama dedim öyle büyük bir para bekleyerek sakın bu işlere girmeyin. Hani öyle düşünmeyin. Yani ne olacağız da para filan. Yani o yanlış bir metot. Tabii. Onu söyleyeyim yani. Bir de herkes, bence kendileri olsun mesela, yani ne çekmek istiyorum, neyin üstüne bir kulvar belirleyip o kulvardan gidip açılsınlar. Yani şu anda çünkü fotoğraf sanatı çok acayip bir değişime uğradı dijital bir fotoğrafla beraber. Ben bir şey gösteriyorum mesela, anlatmamı istiyorlar. Mark Seligir diye bir abi geçen şey dedi, İyi bir fotoğrafın anlatılmaya ihtiyacı yoktur dedi. Yani biz, yani biz zaten konuşabilseydik hani okullara gitmeyecektik. Yani biz bir şey yaparız, o paraya döner ya da birine faydası olur. Yani sanata öyle baksınlar. Yani konuşmadan yapılan bir sessizdir ama daha güçlüdür sesten, konuşmadan. Ya tabii sevdiklerine yönelsin. Evet. Ben burada onu anlıyorum. Hani siz nasıl dediniz, ben aslında fotoğrafçı olarak başlamadım ama istemiyordum. Ama bir şekilde oraya geçtim. Fotoğrafçılığı gerçi çok sevdiğinizi, fark ettiğinizi biliyoruz. Yani şey noktasında da hani sevme önemli bir nokta. Evet. Bu sevme şeyleri kırıyor zaten. İşte başka kaygıları, ünlü olayım, yok para kazanayım, yok şunu alayım kaygısıyla yapılmıyor zaten. Evet, evet. O sanatı, o şeyi çıkarabilmekle yapılıyor. Bunlar gerçekten önemli tavsiyeler. Ya bir yerden sonra paranın motivasyonla ilgisi oluyor. Yani bir noktadan sonra başlıyor o. Yani paranın mesela neler yapabileceğini öğrendiğinizde aslında şey oluyor. Yani ev araba alma dışında da bir işlere yarıyor para. Onları bildiğiniz zaman aslında biraz önce belirttiğiniz şey vardı, hani parayı şey için ihtiyaç olduğunu fark ettim diyorsunuz, dünyanın yeni yerlerini görmek için, evet, gezmek için, keşfetmek için, yani bu gerçekten dediğiniz şey. Sanatçı için şey o, yani vizyon sağlıyor. Çünkü mesela koku var, hani seyrettiğiniz filmde koku yok ama mesela. Onu anlayamazsınız, hani bir başka bir ülkeye gittiğinizde onu tecrübe, mesela sinemalarda o kadar teknoloji gelişti diyor. Bir filmin içinde bence mesela havalandırmalardan o sırada o bulunan tropik bir yerse öyle bir hava veriyor mesela, anladınız mı? Daha oralara gelmedi kafalar ama daha gerçek hissettirir. Bu sizin bir seyahatiniz vardı, Hindistan'da mıydı? Bir ondan bahsederseniz biraz, buna değinmişken nasıl bir ortamla karşı karşıyaydınız? Gerçi onun sohbetini biz ediyoruz devamlı ama nasıl bir tecrübeydi o sizin için bir fotoğrafçı işte olarak? Ben çok fazla ülkedeki şarkıcıları çekerken şey oldum, yani para karşılığı iş çeken biri oldum bir anda yani. Hani böyle Cem diyor ya, para çok ama para. Öyle bir ilişkiye girdim yani, hani çekeyim falan.
Söyleyeyim, kendime bir şey çekmiyorum ya ben bayağıdır. Yani kendim için bir şey, bir de dijital makine de yok o zaman. 2004 mi, 2003 mi? Bir böyle bir dünya haritasına baktığımı hatırlıyorum. Yani nereye gideyim dedim. Hindistan, yani hem inanç sistemi, hem kültürü, yemeği, farklı bir kıta gibidir yani. Orası bana yakın geldi, renkli olduğunu düşündüm. Ve yanılmadım da, yani çok acayip bir kültürü var. Bir gittim, sonra da hep gittim yani. Kışları orada, yaz oluyor bizim mevsime göre. Çocuklarla arkadaşlık kurmayı çok severim. Orada da küçük çocukları böyle sahilde, ama çok çok fakirlik var. Yani böyle içiniz acır yani. Hani bizim ülkemizde fakir yok mesela. Orayı gördüğünüzde bizde fakir yok yani. O kadar fakirler ki. Onlara böyle küçücük altın tel küpeler almıştım. Böyle boş Coca-Cola şişelerinde benzin satıyorlar turistlere. Toprak yollarda böyle bir şey. O çocuklar büyüdü, küpeler kaldı. Yani çünkü 9 sene sonra büyüyor. Hani küpe duruyor, o günü hatırlıyorum ben. Çok uzun bir hikayeler aslında. Şimdi milleti de şey yapmayayım burada ben. Ama yani bunlar aslında bir sanatçıyı bazı şeylere bağlıyor. Tabii. Yani o Hindistan'daki o fotoğrafları çekerken ki duygularınızı etkiliyor. Çok bir sürü şey, bir sürü şeyle bağlantılı yani. Çünkü zaten bu noktadaki o şeyi bilerek sordum. Çünkü hani o gezme ya da işte keşfetme, tabii, sanatı nasıl yönlendiriyor noktasını... Kaybolmamız gerekiyor ya. Kaybolacaksınız yani. Bilerek bir şey yapmanın, hani akıl da mesela, akıldan biraz uzaklaşsınlar. Çünkü akıl böyle çorbayı üstüne dökme diye var. Çok akıllı davranan adamın, ya sanatla işi olmuyor, öyle söyleyeyim size.